Merhabalar, Rise Online'la sıfırdan 65 levele hep beraber kasacağız sizlerle beraber. Bizim için şöyle bir avantajı oldu. Bayram etkinliği dolayısıyla bayram arifesinden itibaren bayramın son gününe kadar şöyle bir bedava premiumumuz mevcut. Olmasaydı sizler için çekip deneyecektim. Bakalım oyuna ısınabiliyor muyuz? Knight oynayan kitleye özellikle hedefleyen bir oyun olarak bizleri ne kadar sarıyor gerçekten merak ettiğim için. Daha önce premiumsuz bir şekilde denemiştim Exp. Fakat yarıda bırakmıştım. Şimdi birden 65 levele kadar birlikte kayda alarak bu videoyu sizlerle paylaşarak kasacağım. Aynı şekilde premiumun haricinde şöyle hediyelerimiz var. Mağazayı açtığımız zaman şöyle şunu çekerim de. Mağazayı açtığımız zaman sadece premium da değil ekstra olarak şöyle şu çantaya tıkladığımız zaman görüldüğü gibi burada hediyelerimiz var. Petinden tut işte bineğine, exp boost kağıtlarına, biner mana ve HP potuna kadar böyle hediyeleri var bize Rise Online'ın bayram özel hediyeleri. Böyle bunların hepsini alalım. Şimdi öncelikle şöyle hızlı bir şekilde ve bineğimizi böyle bir kullanıma açalım. Şöyle F3'e şöyle bineğimizi binelim. Madem böyle avantajlarımız ve ayrıcalıklarımız var. Aynı şekilde petimiz nerede tam olarak? Petimizi göremedim. Petimiz de buradaymış. Onu da şöyle çıkartalım. Gayet güzel bir binek ve pet. Böylelikle exp kasarken kutulara bakma zorunluluğumuz da yok haliyle. Kutuları bizim yerimize açmış olacak. Bize de öyle bir kolaylık tanıyacak. Okçu olarak başlıyoruz gene. Çünkü bu MMORPG Knight tarzı oyunlarda benim daha çok hızlı karakterler hoşuma gidiyor. Neyse lafı uzatmadan şöyle ilk görevlerimizi buradan alıyoruz bu şekilde. Ve görevleri aldıktan sonra öncelikle bizden birer tane pot istiyor. Şöyle ilk görevlerimiz zaten çok basit. Bizden bir adet küçük mana potu, bir adet küçük HP potu istiyor. Şöyle bunları aldıktan sonra ilk görevi tamamladık. Diğer görevimiz neymiş? Bir tane ok istiyor bizden, bir tane taş istiyor ve bir tane de adrenalin potyon istiyor. Wolf olarak bildiğimiz burada adrenalin potyon olarak geçiyor. Şöyle şunları alıyoruz. Zaten bunları alabilecek para oluyor üzerimize. Bir adet taş. Basic knife var zaten üzerimizde. Bir de training sword artı 2 diyor. Şöyle weapon merchant'a geldik. Buradan bizden ne istemişti? Training Sword. Şöyle Training Sword satın al. Almış olduğumuz ilk görevlerin bir kısmını teslim edelim. Çünkü şu görevi ve şu görevi yapmak için sanırım bu bize scroll veriyordu. Şunlardan herhangi birini seçmemizi istiyor. Şöyle yayı seçelim. Ek ödüller olarak bunları veriyor. Şu görevi de almışız zaten. Şimdi kağıdımızı temin ettik. Bir level %90 olduk gördüğünüz gibi. Şöyle şu abiyi tıklayabilirsek eşya yükselt. Şunu bir öncelikle şöyle bir artı 2 yapalım. Yaptık. Şöyle bizden bot istiyor. Warrior bot. Nerede abicim Warrior bot? Evet. Şurada başlangıçtaki ilk görevlerimizi vererek tamamlıyoruz. Bize buradan basic olarak eşyalarımızı verdi. Şimdi ilk kesme görevlerimize gidiyoruz. Bizden ilk önce solucan kesmemizi istiyor. Görevlerden şuraya gördüğünüz yere tıkladıktan sonra otomatik olarak göreve gidiyor. Böyle bir avantajım var. Bu arada şurada da bir görevimiz var. Başlangıç paketi olarak bunu alıyoruz. Bunu da unutmazsanız bunda faydaları var. İşte size buff'lar veriyor çeşitli. Şöyle kutularımız da toplanıyor. Ve 5. İlk görevimiz tamam. 3 level olduk. Evet, ilk görevlerimizi verelim. İlk kesme görevlerimizi. Diğerlerini de alalım. 4 level olduk. Level olduk. Altı level olduk. Evet, üçüncü peyniri de çıkardık. Görevlerimizi veriyoruz. 7 level olduk. Sekiz level olduk. Görevleri teslim edelim. 9 level olduk. 10 level olduk. Güzel.
Hani biraz olsun ezik levellerde bari en azından partiyle kesilemeyecek olan mobların canını biraz daha az yapmış olsalardı keşke diyorum. Ve son white değildi. Öldürdük. Ve 11 level olduk sonunda. Şükürler olsun. Evet, son sto maçı da çıkardık. Şöyle tohumunu atalım onu. Görevlerimizi verelim. 12 level olduk. Şöyle buradan oku da seçtik. Şunu da verelim. Bundan da çıkarmışız. Bu görevi de verdik ve Ramas'taki görevlerimiz bitti. İlk görev NPC'sinin görevlerini tamamladıktan sonra buradan Dorion'a ışınlanıyoruz. Dorion'da bizi yeni görevler bekliyor. Şöyle Ena'dan alıyoruz. Görüldüğü üzere bir ton görev var burada. Ve 14 level olduk gördüğünüz gibi. Evet, 3. slime'ımızı da çıkardık. Görevlerimizi teslim edelim. Ve evet, level up'ta güzel oldu. Son bir deniz dragonu. Evet. Üçüncü liver'ı da çıkardık. SC'lerimiz bitmek üzere. Dorian'a geri döndük. Şu iki görevi de gene teslim ediyorum. 16 level olduk. Son fişmanı da keselim. Üçüncü fişmanı da çıkardık. Son 60 kendi görevimizi verelim. Başka görevler alalım üzerimize. Şöyle. Level geliyor. Evet, 17 level olduk. Evet, son kanadı da çıkardık. Şöyle görevlerimizi verelim. 17. Evet, 18 level olduk. Mob bizden level olarak düşük olmasına rağmen zor kesiyoruz. Bayağı zor kesiyoruz. level olduk. Bunu da verdik. %31. Şöyle son Red Scorpion'u da kestik. Son Pit Scorpion'u da öldürdük. Görevlerimizi teslim edelim. 20 level olduk. Çok güzel. Gelirim bir level daha. Yok. Şu Pet'in olması çok büyük kolaylık. Gerçekten çok büyük kolaylık. Artık öyle bir hale gelmişiz ki elle kutu açmaya üşenir hale gelmişiz. Gerçekten çok can sıkıcı oluyor. Evet, bu itemi de çıkardık. Ve 21 level olduk. Sonucu White Fury'u de çıkardık. Şunun da canı az. Şunu da indirelim. XP'mizi alalım. Dorion'daki son görevlerimizi teslim edelim. Şöyle bunu da verdik. Bunu da verdik. Maalesef level atlayamadık. Grimmore'a geçiş yapıyoruz. Artık görevlerimiz Grimmore'da. Buradaki görevlerin hepsini böyle sıra sıra. Bineğimize binelim. Şu görevi teslim edelim. 22 olduk bu arada. Buradan görev almadan dümdüz devam ederek Spider görevinden dümdüz devam ettikten sonra diğer taraftan da gelebilirsiniz buraya keşfederek. Ama tabii bir rehber sunduğumuz için kısa yolu göstermemiz gerekir. Burada bir adet NPC'miz var. Gördüğünüz gibi. Burada da mantar görevlerimiz var. Şöyle. Bunları aldık. Şimdi bunları yapalım. Diğer görevlere devam etmeden önce. Bunların seviyesi de en bize uygun. Evet, ilk iki görevimiz tamam. Bunları teslim ediyoruz. Evet, üçüncü mushroom'u da çıkardık. Botumuzu aldık. XP'mizi de aldık. Devam ediyoruz. Tamamdır. Werewolf de tamam.
Werewolf'un hemen solunda yer alıyor. Hornet'e benzeyen yaratıklar. Burada ileride bunların NPC'leri var. Özellikle bu iki tane görev yerini boş bıraktım. Şunu alabilmek için. Evet, 23 level olduk. Daha henüz görev item'ını çıkaramadan. İki tane çıkmış, son bir kalmış haliyle. Uğraşmak zorundaydık. Ve çıkardık. Evet, ses çıkarmayın abi. Hop, tamam, görevleri teslim ettik. Görevi teslim edelim. Donluğumuzu da aldık. Göğsüğümüzü de aldık. Evet, 5. mage'imizi de çıkardık. Yani buralarda XP kasan kimse yok. Bu büyük bir sıkıntı. Neyse, bow'umuzu da aldık. Böyle bıçaklarımızı da aldık. Bıçaklarla işimiz yok. ...24 level olduk. Durduk yere oyun dondu. Niçin donduğu hakkında en ufak bir fikrim yok ama. O yüzden tekrardan oyuna girdiğimde Char yerde yatıyordu, ölmüş. Görevleri teslim ediyoruz. Diğerlerini de alıyoruz en azından. İyi tarafından bakalım. Son bir troll görevimiz kalmıştı ama neyse, yapacak bir şey yok. Şimdi yaparız. Evet, trollleri tamamladık. Bu görev de tamam. Şöyle bineye binelim. Görevlerimizi teslim edelim seriden. Şöyle 25 olduk. Artık Wolf basabiliriz. Çok güzel. 26 olur mu? Olmaz. Olsaydı güzel olurdu. Evet, artık vurduğumuzu hissetmeye başladık. Sonucuyu da kestik. Evet, görevlerin hepsini yapmadık. Çünkü ekstra açılan görevlerimiz var. 26 level olduk bu arada. Aynı Night Online'da olduğu gibi zombi köyü var burada da. Şuradan mezarlık temizleyicisi ve demircinin eşyası adında 2 adet görevimiz var. Sonunda görev materyalini çıkardık. Bayağı bir uğraştırdı bizi. Niye çıkmadığı hakkında en ufak bir fikrim yok. Öteki çok kolay çıktı. Görevleri veriyoruz. Magenteron görevini de buradan teslim edelim. Ve 27 level olduk. Tertemiz. Çok da sert duruyor bu arada. Evet, Barbarian görevi bitti. Fakat iki tane daha Flask görev item'ı çıkarmamız gerekiyor. O yüzden biraz daha kesmek zorundayız. Yani level atlatır diye tahmin ediyorum. Umarım atlatır. Böyle bakıyoruz. Atlatmayacak gibi. Yok, atlatmadı maalesef. Son virajı yapacağız. Görevimizin adı son viraj. Burayı Maradon olarak görüyorum hala. Yapacak bir şey yok. Şöyle bu görevi de verdik. 28 level olduk. Artık sanıyorum, yani benim bildiğim kadarıyla eksiklerim olabilir muhakkak. Artık EMC ya da Lüfer olarak tabir ettiğimiz bölgeye geçme vaktimiz geldi. Çünkü daha önceki tecrübelerime dayanarak daha başka bir görev olmadığını biliyorum. Yanılıyor olabilirim ama biz EMC bölgesine geçiş yapalım. Yani namı değer Protean Kingdom'a geçiş yapalım. Evet, buraya geliyoruz. Buranın EMC'sini Protean'a geçtikten sonra böyle görevleri tek tek alıyoruz. Hatta burada şöyle bir şey yapalım. Sizlere de göstereyim. Şu görevlerin hepsini sileyim şimdilik. Sil abi. Şöyle kısa yol görevlerimiz var. Onları göstereyim size. Bu görev çok zevkli bir görev. Aynı chat görevleri gibi. Şurada bir arkadaşımız var. Aha da burada. Oradaki görevciden başlamadan önce. Şu arkadaşa selamünaleyküm diyoruz. Kabul diyoruz. Sonra götür bizi reis diyoruz. O bizi tepede şurada kuleyi görüyorsunuz. Kuleye geri gönderiyor. Hatta direkt gidelim. Evet, bu arkadaşa geldik. Bu arkadaştan şöyle güçlü bombumuzu alıyoruz. Chat görevi severiz bu arada. Chat görevi iyidir. Böyle hem dinlendirir hem de güçlendirir. Level atlattırır. Destek olur yani. Mob kes kes nereye kadar? Evet, bu arkadaş, bu NPC burada. Şu dosyayı teslim ettikten sonra buradan XP'mizi de aldık. Tertemiz. Bu arkadaşlar burada balıkçılığa başlamışlar. Evet, bir diğer NPC'miz, ilk bahsettiğim görevde bu. Bu arkadaşa geliyoruz. Şöyle bu görevi alıyoruz. Zaten direkt buraya tıklayınca sizi diğer hedefe götürüyor. Çok uzak değil zaten. Çok yakın bir yerde. Oradan başka bir yere diye hatırlıyorum. Buradan da free XP'mizi aldık.
Tertemiz. Allah bereket versin. Şimdi tohumlatıp kesme görevlerinden devam edebiliriz. Görüyorum abi. Görevleri yaparken 29 level olduk bu arada. Güzel XP veriyor bu arada. Başarılı. 30 level olduk. Gayet iyi. Kötücül troller. Bunu da verdik. 99.91. Yapma bunu. Ve 31 level olduk. ...61 level adam bizi kasacakmış. Girelim bakalım, bize kolaylık sağlasın. Yani en azından bakıldığında. Üstünü full ediyor. Biraz kassın bakalım, biz de yorulduk. Moinvit'te bekle diyor. Tamam. Şöyle bir tohum attık. Üstümüzü fullleyelim dediği gibi yapalım bakalım. Biraz bize fayda sağlar eğer kasarsa. Şunları alalım şöyle. Şöyle. Şöyle görev materyalleri. Ivır zıvır. Çarçur. Bunları aldık. Tamam, üstümüz fullendi. Arkadaşın dediğini yapalım. Tamamdır. Görevleri de teslim ettik. %72 olduk. Tekrardan üstümüzü fullleyelim. Görevler tek başına maalesef hepsi full parti görevleri. Yani en azından 2-3 kişi olmanız gerek ki rahat edersiniz. Öyle bir kolaylığı yok maalesef. Evet, başladık. İlk XP'mizi aldık. Bakalım. Arkadaş bizi sabaha kadar kasacağını iddia ediyor. Sabaha kadar kaç level oluruz? Hiçbir fikrim yok. Buraya geldik, oturduk. Bakalım. En azından güçlenirsek daha iyi olur. Tek başına bir yere kadar. Çünkü maalesef. Ve 32 level olduk. Artık bu saatten sonra neticeyi paylaşırız. Bakalım ne kadar XP kasabiliyoruz. Sabaha kadar, artık sabah saat kaça kadar kazayacaksa bu arkadaşlar bizi. Evet, bayram sabahının ilk günü. Sabaha kadar bıraktık çarı. Sağ olsunlar, gene kasmışlar. 31 levelde başladık buraya. 50 levele kadar getirmişler bizi. Bu bize çok büyük bir avantaj sağlayacak görevlerimizde. Seviyemize uygun eşyalara sahip olabilmek için görevlere devam edeceğiz. Evet, son görev item'ını da çıkardık. Bir sonraki göreve hızlıca geçiş yapıyoruz. Tabii ki kasmayacak bunlar, bizi biliyoruz. Şöyle bakıyoruz, %1 vesaire, %2. Şöyle botumuzu, kafalığımızı aldık. 8 tane flash'imiz varmış. Yeni görevleri de üzerimize alalım. Yeni zırhımıza kavuşalım. Bir şansımızı deneyelim bakalım. Maalesef artı 5'e yaktık. Şöyle pazarda bir Golden Bow gördüm. 300K'ya satılıyor. Bu Golden Bow'u alıp kullanacağım. Atağımız artsın. Şu anki silahımızın atağı çok az, gördüğünüz gibi. Şöyle aldım. Keramet 300K olduğu için çok pahalı bir şey değil. Elimize de takalım. Bu da yedek olarak dursun. Şunu da şöyle çöpe atalım. Madem upgrade'i gerçekleştiremedik. Böyle güzel bir upgrade düşünmüştüm ben ama hani bakarsın artı 6'ya basarız. Artı 5'e yandı. Yapacak bir şey yok. Bu bize en azından AP olarak avantaj sağlar. Şimdi görevlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Bu görevi de tamamladık. Şöyle bakıyoruz. Eksik var mı? Yok. Teslim edelim. Şöyle göğsüğümüzü de aldık. Donluğu da aldık. 50 levelde bile gene bayağı iyi kötü kasıyoruz yani. Tabii çok seri olmasa da. Son olarak Bug Essence diyor. Şunu da çıkaracağız. Ve merkezdeki, bu oyunun EMC'sindeki merkezdeki görevleri tamamlayacağız. Zombi görevlerini de alalım üzerimize. Bunların da avantajları var. Exp çok olmasa da en azından şöyle potumuzu alacağız. Bu görevi de tamamladık. Biraz da gul keselim şimdi. Bu görev de tamam. Bir tek materyal görevimiz kaldı ama gene de teslim edeceğim. Çok uzak değil. Evet. Üstümüzde çok görev olduğu için alamamışız sanırım. Bunları teslim ettik. Bu materyalden çıkarmışız. Bunu da teslim edelim. Bunu da teslim ettik.
Hiç üşenmedik, görev materyallerini tamamladık. Son görevi teslim edelim merkezdeki. Öncelikle bir Siena'ya gidelim. Siena'dan görevlerimizi alalım. Ha gayret, bunu da kesiyoruz. Bu levelde de 39 level bir modda bu kadar zorlanmamamız gerek ama neyse, yapacak bir şey yok. Bu görevde tamam. Hızlıca şöyle görevlerimizi teslim edelim. Bunları da verdik. Yeni potlarımızı da aldık. Beholder görevini şöyle teslim edelim. Materyalini de teslim edelim. Başka bir görev almayalım ki şurada Goblin Köyü var, görüyorsunuz. Beholder'in az ilerisinde. Goblin Köyü görevlerinden biraz devam edelim. Buradaki NPC'den görevlerimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi bir ton Goblin görevlerimiz var burada. Maksimum 5 tane alabildiğimiz için şöyle düz Goblinlerden hemen seri bir şekilde başlıyoruz. Goblin'i teslim edelim. Diğerlerini alalım. Evet, iki materyal görevinde beraber teslim edeceğiz şimdi. Böyle potlarımızı da aldık. Bu ikisini şöyle teslim ettik hızlıca. Resmi olarak sonucuyu kesiyoruz. Olduk hemen hemen %65. Çok iyi. Çok etkilenmiyoruz ama gerçekten zor modlar yani. Evet, sonucuyu da kestik. Evet, son materyali de çıkardık. Hemen görevi teslim edelim hızlıca. RPR'imizi yapalım. %76 olduk. Son görevi de alalım. Bunu da çıkarmışız zaten. Çok iyi. %79. Oyun gene donduğu için mecburen oyunu kapatıp açmak durumunda kaldım. Fakat donduğu yerde gene ölmüşüz. Hiç yoktan exp gitti. Vakit kaybı oldu bizim için de. %82, %85. %1,5 2 civarı yattığımız için kaybettik. %87 civarı bir şey olabilirmiş. Görev aldığımız en sonki merkezin az ilerisinde şöyle bir Tiyon çiftliği var burada da. Bedpick olarak geçiyor. Burada da bir görev var. Bunu da alalım. Bunu da yapalım. Aradan çıksın. Buradan gelecek olan XP'mizi de alalım. Şimdi artık tohumu attık. Benim bildiğim başka etrafta görevler yok. Bunları yapıyorum. Şöyle Taron'a geçelim. Taron'da görevlerimiz var. Evet. Antrop görevi tamam. Zaten yakın olduğu için hızlıca teslim edeceğim. Bakarsın level alırız. Level alırsak güçleniriz. Güçlenirsek daha rahat keseriz haliyle. Maalesef level alamadık. Sonuncu Stalker'ı da kestik. Ve görevleri yaparken 51 level olduk. Görevlerimizi teslim edelim. Keşke biraz daha bonkör olsaydı bu ekipler ama neyse. Şundan bol bol çıkardık zaten. Bunu da verdik. %46,90 olduk. Evet. Ork Shift'in görevi de tamamdır. Bunu da teslim ettik. Botlarımızı da aldık. %55,70 olduk. Şimdi Haggard'a geçiş yapıyoruz. Haggard'dan buradan görevlerimizi alalım. Burada bir ton görevimiz varmış. Esasen buradan devam edecektik. Aklınızda bulunsun. Bir önceki bölge değil, buraya gelmenizi tavsiye ederim. Evet, şöyle bow'umuzu seçtik, aldık. Ekstradan şöyle bir. Evet, onu da kestik. Sıradaki göreve geçelim.
Evet, pot aldık. Güzel. 66, 52 bile olamayacağız maalesef. Evet, Frost Shield'ı da çıkardık. Sonucu Frost Amulet'i de çıkardık. Evet. Artık 52 olabilir miyim rica etsem? Rise Online. Teşekkürler diyecektim ama maalesef. Yani bize bunu bile çok gördü. Yapacak bir şey yok. Ve 52 level olduk. Görevimiz de bitmek üzere. Görevimiz. Evet, son görev materyalini çıkardık. Bayağı bir uğraştırdı. %1 kadar kastık ama gerçekten ciddi bir vakit kaybı oldu. Neden bu kadar çok zor çıkıyor bu görev materyali anlamış değilim. Öyle ahım şahım çok büyük bir XP vermiyor. Bu arada kesme görevleri bitti. Son bir adet Flamelink çıkartabilirsek eğer yeni güçlü silahımıza kavuşacağız. Böylelikle hasarımız artacak. O yüzden bir sonraki göreve geçmeden önce şunu bitirdikten sonra Bow'u alıp devam edeceğiz. Görevlerimizi teslim ediyoruz. Bakalım yüze kaç olacağız. Hem de şöyle yeni silahımızı da alalım. 88 atak. Yeni görevlerimizi alalım. Kesme görevleri bitti. Son bir adet görev materyali bekliyorduk. O da geldi. Sıradaki göreve geçebiliriz. Evet, bunun da kesmesi bitti. Şöyle görevleri hemen teslim edelim. Güzel. Yeni potlarımızı aldık. Böylelikle pota henüz para vermedik. Bu önemli bir detay bu arada. Güzel. Bunun da materyali çıkmış. Crit, Quick Locks. Bunu keseceğiz. Evet, sonuncuyu da kestik. Tek başımıza sürüne sürüne ama üstesinden geldik. Teslim etmeye gidelim. Teslim edip botumuzu alıyoruz. Böylelikle burada başka görevimiz kalmadı. Siena'dan Monvit'e bir geçiş yapalım bakalım. Evet, Monvit'te görevlerimiz açılmış. 20 adet saboteur kesmemizi istiyor bizden. Görevimizi alalım. Sonuncuyu kesiyoruz. Yani kolluğumuzu aldık. Kolluğu giyebiliyor muyuz? Dex'i biraz az vermişiz. Bunlar ayarlanır. Zor şeyler değil. 78. Hadi yavrum. Artı 4'e yaktık. Artık umudumuz Şaban. Ya Allah. Bu sefer artı 4'e basarken değişiklik yapacağız. Güzel. Şöyle bir şey yapalım. Peş peşe basmak durumundayız. Mecburen. Güzel. 81 AP oldu. Şöyle ortaya koydum. Hadi yavrum. Maalesef. Maalesef. Evet. Nerede? Narun da var. Hemen geçiş yaptık. Sizler de videonun tamamını izleyerek farklı yollar izleyebilirsiniz. Narun Tavur'a daha erken gelebilirsiniz. Bunlar tamamen tercih meselesi. Şurada gördüğünüz gibi görevlerimiz mevcut. Cave Worm'dan başlayalım bilmiyorum. Başlayalım. Zararı olmaz. Yani bunlar bizim çok işimize yaramaz. Ama yapmanın da zararının olacağını sanmıyorum. Betimizi de çıkardık. Tabi bunlara R'yle tek atamıyor oluşumuz. Biraz can sıkıcı ama neyse yapacak bir şey yok. Tabi Worm'a da tek atmamak yani biraz bayağı bir saçmalamışlar burada. Yani yanlış anlamasınlar. Bunu yapıcı bir eleştiri olarak alsınlar. Gerçekten bu levelde bir solucana 52 level bir çar nasıl tek atamaz? Rise Online yetkilileri. Yani böyle bir şey nasıl olabilir? Warframe'de basılı. 16 level Worm bu yani. Yapmayın lütfen. Yani samimi söylüyorum bunu gerçekten. Hemen verelim. Zaten bu ne kadar çok eski. Ama olsun. Olsun. Yine de olsun. Yapalım. Red değil. Ve Arc Fiend. Üst katlara yavaş yavaş çıkalım artık. Evet, bu görev de tamam. Şu iki görevi de teslim edelim. Ki diğer görevleri üzerimize alabilelim. Böyle. Bunları almışız zaten. Son kobrayı da kestik. Görevlerin hepsini tamamladık. Biraz yaklaşalım. Şöyle bunu verdik. Bunu verdik. Level atlayamayız diye tahmin ediyorum. Ama belli de olmaz. Yok, atlayamıyoruz. Bunu da teslim ettik. %88 oldu. Evet, burada da görevlerimiz var. Görüldüğü üzere. En sonki o şeyin üstünde. Spider'ın üstündeki katta bulunuyor. Yeni görevler. Evet. Kesme görevimiz bitti.
Evet, sonuncuyu da kestik. Zannediyorum bir 53 level olurum. Bunları teslim ettik. Evet, 53 level olduk sonunda. Şu arkadaşla ortak görevimiz varsa da ona yetişmeye çalışayım. Onunla beraber seri gidiyor. Şu ikisini teslim edeyim. Diğerlerini yaparız. %17 olduk. Evet, görev materyalini çıkarabildik sonunda. Bu görevi de teslim ettik. %20 olduk. Daha yukarı çıkamıyoruz. 53 leveliz. Hagart'a geri dönelim. Evet, görüldüğü gibi görev açılmış. Şöyle 1,5 milyon XP'mizi de aldık. Mummy'de geçiş yapıyoruz. Mummy'de yeni görevimiz açılmış. Şöyle güzel yeni bir bow. Güzel 99 ataklı. Evet, son gaz devam ediyoruz. Bu arada 54 level olduk gördüğünüz gibi. Harpilerde devam ediyoruz. Harpilere geçiş yaptık. Şu an %77'yiz. En azından 55 level olana kadar burada devam etmeyi düşünüyorum bugünlük. 55 level olduktan sonra da salacağız. Daha henüz gördüğünüz gibi görevlerimizi bile teslim etmedik. 2 adet görevimiz hazır. Exp partiler dağıldı. Manticore'a geri döndük. En azından bugünlük şu görevi tamamlayalım. Şu an görevlerimiz açılmıştır 54 level olduğumuz için. Exp maceramız şimdilik bugünlük en azından buraya kadarmış. Görevlerimizi verdik. 55 level olduk. Yeni bombumuzu da aldık. Görüldüğü üzere birçok görevde açılmış. Bundan sonraki görevleri yarın devam edeceğiz. 55 level olduk. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuradan yeni görevlerimizi alalım. Tabi bunlara da gücümüz yetecek mi tek başımıza bilmiyorum ama bakacağız. Şöyle göğsümüz alacağımız için ilk iş Manticore görevini yapalım. Hem de göğsümüzü alırız hem de görev materyali olan görevi de tamamlamış oluruz. 3 tane kalmış ondan. Evet, kesme ve görev materyali görevleri de burada tamamladık. Şöyle partiler kuruluyor. Aklınızda bulunsun. Ve sonuncuyu da kestik. Görev materyalini çıkardık. Sıradaki göreve geçiyoruz. Evet, mecburen görevlerimizi vereceğiz şimdilik. Çünkü şu Skull Splitter görevini yapamadım kendi başıma. Çok zor bir görev. Gerçekten çok zorluyor. Mobun leveli 59. Partisiz, buffsız vesaire kesmesi inanılmaz zor. O yüzden şimdilik vereceğim. Bu görevi tabii es geçmeyeceğiz. Bu görevi de yapacağız. Ama şimdilik en azından yapabildiklerimizi teslim edeceğiz. Bunları verelim. Seri bir şekilde. Böyle göğsümüzü de aldık. Bunu da teslim ettik. Evet, üstümüzü doldurmamız karşılığında partiye alacaklar bizi. Evet, görevimiz tamamdır. Geçmiş olsun. Verdik. Bunu da verdik. Bunu da verdik. Hemen hemen %40 olduk. Bir tek bu kaldı. Evet. 7. katta görevciye geldik. Çupa pat. Bilmiyorum kaç level bir mob. Şu görevi de yapalım hemen. Arkadaş farm atıyormuş burada. Ben de dedim görevim var. Yardımcı olur musun? Dedi pazar kurarsan yardımcı olurum. Pazar kurduk. Böyle oturuyoruz burada. O kesiyor. Bizim yerimize görevimizi yapmış oluyor. Bize de kolaylık. Bu görevler artık bundan sonra böyle gidecek herhalde. Pek çünkü bizim seviyemizde görev parti kurulmuyor. Evet, sonucuyu da kesti. Şöyle bize 38 tane verdi. 38 tane ihtiyacımız yoktu ama arkadaşa teşekkür ederiz. Evet, görevi teslim edelim şuradan. Bunu verdik. Bunu da verdik. %45, %46 olduk hemen hemen. Ekstradan potlarımızı aldık. Evet, görevimiz burada. Şöyle sizlere de göstereyim. Herhound. Evet, kesme görevleri bitti. Fakat bu arkadaş bizi farm atarken kasacak bu şekilde. Görüldüğü gibi 21k XP veriyor. Böyle bir sistem kurduk. Kutuların hepsi ona gidiyor. Coinlerin hepsi ona gidiyor. Fakat XP alıyoruz. Gayet makul bir şey. Biraz burada takılacağım. Haliyle görevlerin açılması gerekiyor. Bakalım bu arkadaş bizi 56 level yapar mı, yapmaz mı? Göreceğiz. Biraz daha güçlenmemiz, level almamız gerekiyor. Harbiden aldığımız XP'ye yakın bir XP alıyoruz şu an. Hatta daha gelenler de olursa daha da çok XP kasarız. Bakalım gittiği yere kadar burada biraz takılalım. AFK bir şekilde. Arkadaşın bıraktığı yere kadar. Ondan sonra görevlerle devam edebildiğimiz kadar veya kendi imkanlarımıza Exp Parti'ye oturarak kasmaya devam edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi %91 olmuşuz. Oldukça iyi Exp kasmışız. Sağ olsun arkadaş bizi bayağı bir burada ilerletmiş. Aşama kaydetmemize yardımcı olmuş. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Bayağı bir bizi gerçekten kastı. Güzel de Exp geliyor. Yani böyle bir sistem
bulabilirseniz, size bu şekilde yardımcı olacak birilerini, bu şekilde parti alıp kasacak birilerini bulabilirseniz gerçekten çok faydalı. Hem AFK bırakabiliyorsunuz sonuçta, geniye tarzı bir şey olmadığı için. Böyle faydaları var. Şimdi şu anlık bizi partiye alacak kimse yok zannedersem. Görevi teslim edelim. Evet, görevimizi teslim ettik. %97 olduk. Zindanlara tıklıyoruz. Solo zindana günde 2 sefer girilebiliyor diye duydum. Easy seviyesinde. Şöyle bir başla diyelim. XP'mizin geri kalanını oradan elde edebiliriz. Bakalım ne kadar kasacak bizi. Ona da bakacağız. Kutusuna bakalım. 16K XP veriyor tanesi. Bu da 49K veriyor tanesi. Evet, 95K exp gayet güzel. 99.92 olduk. Ve evet, 56 level olduk. Üçlü beşli okumuzu artık açtık. Şunları verdik. Apple'ı yaptık. ...945K'da buradan aldık. %10 olduk. Gayet güzel. Bu görevleri nasıl yaparız bilmiyorum. Bakalım. Üzerimize alalım. Beraber yapabileceğim birilerini bulurum. Neyse ki bunu hallettik. Potlarımızı alıyoruz. Görevimizi teslim edelim. 200'er potumuzu aldık. Çok güzel. %18 olduk hemen hemen. Bunu da verdik. %20 olduk. Evet. Görüldüğü üzere hala 56 leveliz. %74.29. Dün biraz Harpy'de ve benzeri exp kasılan bölgelerde çokça parti değiştirerek kasabildiğim kadar kastım. Aslında hedefim 57 level olmaktı. Maalesef pek parti bulamadığım için ve vakit yetmediği için 57 level olamadık. Şimdi zindana giriyoruz. Zindandan güzel exp geliyor. Evet. %86.47 ile ikinci dungeon'dan da çıktık. İkinci zindanımızdan da çıktık. Bakalım artık nereden devam edeceğiz, bakacağız. Gene XP oturacağız muhtemelen. Evet, Soul Slayer'a oturduk XP. Çok güzel bir mob. 35K XP veriyor tanesi. Gayet başarılı. Evet sevgili dostlar. Soul Slayer slotunda dün bütün gün XP bastık. Ve sonucunda 58 level %38'e ulaştık. Hemen hemen %38. Şöyle paramız 15M 800K. İçinden işte şöyle scroll'lar çıktı. Epic Rune çıktı. Priest. Rogue FP'ler. Priest FP'ler. Mage FP. Gene Rogue'ye. Ustav para ediyor mu bilmiyorum. STR scroll. Vesaire vesaire. Böyle şeyler çıktı. Şimdi ben bunların hesaplamasına pek girmeyeceğim. Evet bakalım bir şey çıkacak mı? Yok maalesef. %40. Tam %3 almış olduk. Bir dungeon'dan %3 alıyoruz. Neyse görevleri üzerimize alalım. Bakalım bunları yapmaya çalışalım. Vurun babalar, vurun 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 vurun. Evet görevimiz tamam. Kalan XP'leri de alalım hemen seri şekilde. Görevimiz tamam. Şöyle partiden çıkalım. En azından şu iki görevimizi teslim edelim. Efendime söyleyeyim. Şuradan da potumuzu aldık. Hemen görevlerimize teslim ettik buradan. Evet bir parti bulduk böyle. Raven döneceğiz. Evet gördüğünüz gibi 59 level olduk. Ve burada bir exp parti bulduk. 72 level bir mobu kesiyoruz şu an. Buranın estantına geçmiş bulunmaktayız. Haggard olarak geçiyor burası. Evet %29 olduk. Hemen hemen %30. Exp parti dağıldı haliyle. Dinlendik biraz. Ertesi gün kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk dungeon'ımızı bitirdik. Evet görevlerimiz gördüğünüz gibi. Ravenous Harpy, 4 yapraklı yonca olarak ve görev materyali görevi var. Zaten bunlar bende fazla fazla mevcut. Fakat Raven Harpy kesecek bir parti bulmam gerek. Görevleri alalım üzerimize. Tamam. Kesme görevimiz tamam abi. Görevlerimizi teslim edelim. Anlık bir bug geldiği için hiçbir pot basmadı. Dolayısıyla bir kere XP at. Görevlerimizi teslim edelim. Slotu şöyle üçlü bir slot. Şurada var. Şurada var. Bir de şu tarafta var. Onun bulunduğu bölgede şöyle ufak bir köy gibi bir yer var. Bir yerleşim yeri. Burada bir NPC'miz var. Buradan ekstradan 59 levelle şöyle bir göreviniz daha var. Onu da alabiliyorsunuz. Çok fazla XP vermese de her ne kadar. Bu görevi de yapalım da en azından %40'ı geçelim.
Kesme görevimiz tamam. 2 adet de Unique Upgrade Scroll, yani buz olarak tabir ettiğimiz kağıttan veriyor bize. Teslim ettik. Bunu da teslim ettik. Görüldüğü gibi Grave Guard slotundayız. Çok güzel bir slot. Özellikle para yönünden çok güzel bir slot. Görüldüğü üzere 2,5-3,5K arası bir coins bırakıyor. Ve biz 59 level, %99,92 olduk. Birazdan level atlayacağız. Bayağı çaba sarf ettik. 60 levelle beraber birçok görevimiz açılacak. Biraz onları kovalayacağız. 60 olduk. Estland bölgesinde ne kadar görevimiz açılmış. Gayet de güzel görevler bu arada. Evet, yandı. Yine şaşırtmadı bizi. Art kısmına 60 level ve üzerinde gelebiliyor. Evet, bayağı bir zorlu mücadelenin ardından galip gelen biz olduk. 1 milyon 134K, 135K hemen hemen. XP'mizi de aldık. İkinci turun bossunu da kestik. Bu arada yeni etkinliğe katıldık. Tam olarak nasıl bir etkinlik olduğunu bilmiyorum. Aha. Evet, ilk kilimizi aldık gördüğünüz gibi. Evet, kazandık. 1500'e ulaşan kazanıyormuş. Harpy Queen görevine adam arayan birini gördüm. Genel bölge chatinden görevi alıyoruz. Görevimizi teslim edelim buradan. Şöyle %41 olduk. Böyle de %44 olduk. Aldım abi. Böyle bir maceraya kalkıştık. Bir kere artık geri dönüş yok. Yansa bile en azından bu riski göze alıyoruz. Çünkü bir kere denemeden olmuyor. En azından içimizde kalmasın. Evet. Şöyle 90 AP ile artı 4 yapabildik. Evet, heyecanlı dakikalar. Ortaya koyacağım ya. İçimden orta geçti. Bir ön izleme yapalım. Çok heyecanlı. Şöyle bakıyoruz. Gayet güzel. Hadi oğlum. Hadi verirsin. Ben... Kısmet değilmiş. Yapacak bir şey yok. Ortaya koymayacaktık onu ya. Şeytan diyor Swift Shooter bas ama bir Heart Seeker'ın yerini tutmaz. Abi kaşım kaşım kaşınıyorum. Param var. Dolayısıyla neredeydi bizim bu aldığımız az önce? Bir tane daha basacağım. Kafaya taktım. Çok büyük bir moral bozukluğu oldu benim için. Bu arkadaş 2M450K'ya satıyormuş. Biraz da bundan basmak istiyorum. Evet. Kesinlikle ortaya koymam. Hadi oluyor. Oldu, çok güzel. Kesinlikle. Hadi bir tane daha. Allah kahretmesin. Artık batarız çıkarız. Son bir kumar yapıyorum. Yani olursa olur, olmazsa artık. Kısmet değilmiş deriz. Şurada iki tane artı beş vardı, onu bir bulayım. Onlardan bir tanesini alacağım. Artık bizim bu son atımlık kurşunumuz. Biraz pahalı, belki daha ucuzu vardır ama yapacak bir şey yok. Bunu da aldık. Akabinde bam diye vurdum. Artık olursa olur, olmazsa daha fazla sabredemeyeceğim. Demek ki neymiş? Biz upgrade yapamıyormuşuz. Görevlerimizi teslim ediyoruz. Bunu da verdik. Evet, görevimizi teslim edelim. Görevimizi bakalım teslim edelim. Şöyle %60 olduk. Bunu da verdik. %63 olduk. Narun Tower görevlerimiz var. Sonra bir de CZ görevleri kalıyor. Görevimiz tamam. Şöyle S yazalım. Yani bu kadar zor bir moba 6 milyon XP vermek biraz ayıp olmuş ama neyse, teslim edelim. Sonrakileri yapabilecek miyim onu bile bilmiyorum. Ama şansımızı deneyeceğiz. Görev materyali de alabilirsek eğer. Şu görevleri de hemen şöyle teslim ediyoruz. %70 olduk. Şunu da verdik. %72 olduk. Draha kaldı. Evet, sonuncuyu da kesiyoruz. Bu arkadaşları ikinci çeyreğimizde bulduk. Fakat zaten görev çok az kalmıştı. 17 adet artık kendim de keserdim. Büyük bir çoğunluğu tek başıma yaptım. Ve evet, kestik. S diyelim şöyle bir. Teslim edelim. Bakalım yüzde kaç yaptı bizi bu? %75 olduk. Evet, Narun Tower'daki 60 level görevleri de bitti. 61 level, %6,75 olduk. Grave Guard'a oturduk dün. Görevlerden sonra zar zor da olsa 61 level olabildik. Üstüne biraz da kastık. Şimdi artık zindana girme vakti geldi. Gayret oğlum. 1 milyon XP'mizi de aldık. Yine bir şey çıkartamadık. Şöyle bakıyorum. %9,62 olmuşuz. 35-36 milyona yakın XP toplamda geliyor. Biz zaten 26 milyon gibi bir XP toplamışız.
Evet, kesmeleri bitirdik. Battle Priest bir arkadaşla teslim edelim abi. 10 milyonumuzu, 11 milyonumuzu aldık hemen hemen. Ha gayret, ha gayret. Hadi oğlum. Şükür. Evet, sonuncuyu da kestik. Görev materyaliyle beraber yapmış bulunmaktayız. Görevi teslim ediyoruz. Evet, şöyle CZ'de bir Raven partisi bulduk. Direkt bize parti attılar. Ve evet, sonuncuyu da kestik. Şöyle teslim edelim hemen. Verdiği de yani 2,4 milyon. Yazık günah. Şurada Brutal Frog var. Şu an gözükmüyor. Respawn'dan çıktı. Görüldüğü üzere. Şöyle bakayım. Golden Bow çıkardık. Bunları da aradan çıkartalım. Maksat bizi kasacağından değil. Hem NP'mizi de aldık. Brutal Frog gördüğünüz gibi 30 tane. Matta Lightning Squad yol üzeri vardı gördüm. Triantlar alalım. Onlar da yakındır muhtemelen. Evet, sonuncuyu da kestik. Neyse, bir suikaste kurban gittik. Yapacak bir şey yok. İtemimiz az olduğu için çara tutamıyoruz. Haliyle bu görevi teslim ediyoruz. Evet, Burning Triant'ları bitirdik. Evet. Sonuncuyu da kestik. Onu da aradan çıkarsaydık güzel olacak. Dread Kyclops yarım kaldı çünkü orayı Karuslar tutmuş. Yapabilir miyiz? Belki yaparız duruma göre. Tekrardan gideceğiz tabii ki de. Pes etmeyeceğiz. En azından şu görevi teslim ediyoruz. Bu şekil kesmek durumundayız. Neredeyse tek atacak düzeyde bir damage atıyor çünkü. Gerçekten çok ciddi vuruyor kendisi. Neyse, sonucu da bu şekil kaça kaça kestik. Sonunda sanırım yapabileceğiz bu görevi. Böyle gözüküyor. Bayağı bir slotlara çökmüşler. Ne atıyor burası bilmiyorum ama bayağı bir zorladılar bize. Yaptırmadılar burayı. Bütün mobları kestik abi. Şöyle teslim ediyoruz hızlıca. Bu görevi de teslim edelim. NP'mizi de alalım. XP'mizi de alalım. Evet, sonuncuyu kesiyoruz. Bu arkadaşlar da bana yardımcı oldular. Sağ olsunlar. Evet, bunu da teslim ettik. Ve evet, sağ olsun arkadaş bize yardımcı oldu. Böylelikle bu görevin de üstesinden gelmiş olduk. Bunu da teslim ettikten sonra şöyle görüldüğü üzere artık PK görevleri kalıyor. Zindanımıza giriş yapmış bulunmaktayız. Şöyle rehberimizi yapalım. Bir başlayalım. Bakalım drop alabilecek miyiz? Şöyle şunları rehbere yaptıktan sonra. İlk dungeon'ı bitirdik. Artı 5 oldu. Hadi oğlum benim seriden. Artı 6'ya yaktık ilkini. Geçti. Artı 6'da bir şey var. Artı 6'ya zar zor geçiriyoruz. Evet. Artı 6'ya yandı ikisi de. Biz en iyisi dungeonlarımızdan devam edelim. Güzel. Ver abi. Ver abicim. Bunu da vermedi. Harika. Harika. Güzel. Bayağı artı 6 oldu. Hadi. İlk defa artı 7 item bastık. Bu tabii ne kadar para ediyor bilmiyorum ama. Güzel. Hadi yavrum. Yandı. İşte değerli bir şey yanar, illaki yanar. Evet, hızlı ticaret. Bir tane PM geldi. Satabilecek miyiz bakalım. En azından zararımızı karşılayalım. Bilmiyorum, biraz ucuza gitmiş olabilir. 2M'den fazla edecek bir staff ama. Neyse, en azından zararımızın bir kısmı karşılandı. Şöyle hızlı ticaret. Ve hadi ölen öl artık lan. Evet. %60 olduk. Tam da tahmin ettiğimiz gibi. Evet. Graveguard'da exp parti bulduk gene. Artık saatlerce burada exp kasarak 62 level olmaya çalışacağız. Sizlere de göstermek istedim. Evet, biraz kastık, %79 olduk. Normalde kayıt açmayacaktım ama oldu da dedim bir item geçiririz, bir şey olur. Asas'a dönmeyi planlıyorum. Biraz da Asas olarak takılırız duruma göre. Yani bir bakacağım, bir deneyeceğim. Şurada bir adet Cleaver'ımız var. Şöyle bir adet Piercer'ımız var. Bir adet de şöyle ezik bir Dagger var. Şöyle artı 7'ye bir tane geçirebilirsek, zaten questleri de ben bankaya atmıştım. Şöyle 67 HP'li. Bunları da bir deneyeceğiz bakalım. Yani dedim belki bakarsın iki tane item geçiririz olur ya artı 7'ye. Dedim bir işe yarasın en azından. Böyle 10 tane aldığım zaman çok para tutuyor ama yapacak bir şey yok. Aslında yakmalık olarak bunu yollayacaksın abi. Çat 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 yakacaksın. Öyle bir şey düşündüm bakalım şimdi. 6 tane de bundan alalım hemen. Direkt onu bir artı 7'ye deneriz. Yani bunu yakmalık olarak şöyle bir önden gönderelim de. Sıfırdan diğerine başlayacağız. Artı basa basa gideceğiz. Ve yandı. Yanmış olması güzel. Zaten onun yanmasını istiyordum ben. Hepsi yanmasın da. En azından biri artı 7 olursa çok memnun edecek beni. Yani en azından ya da artı 6 olur. O kadar hata sahip olurum bilmiyorum ama 67'yi geçerse bunu da yaktık. Bunu da yaktık. Artı 5'e yaktık. Evet, sırada Cleaver var. Hadi oğlum Cleaver. Bir dönemin efsane Cleaver'ı. Bu oyunda da karşımıza çıkıyor. Devam. Çok iyi. Ha gayret. Çok iyi.
Şöyle bir şey yapalım. Bunu da buraya koyalım. Hadi oğlum benim. Ver be. Ver be. Ah. 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 Olmadı. Maalesef. Maalesef şansımız yok. Adam Cleaver. Heh, Cleaver'ları 110K'dan satıyor. Şeytan diyor al bütün Cleaver'ları bas ama. Dene diyor ama param kalmayacak ettim. Yapacağım ulan böyle bir çılgınlık. Alıyorum hepsini. Şimdi bundan taş çatlasa ben 7 taneden fazla almamam gerekiyor. Duruma göre tabii hareket ederiz de. Şimdi öncelikle bir bu arkadaşı deniyoruz. Bu arkadaşı seri seri deneyeceğiz. Fire olduğu için deniyoruz bunu. Geçti mi? Evet yandı. Güzel, çok iyi. Hemen şuradan Rarvipon zımbırtısı. Şunu da verdik. Ver artık be. Ver artık şunu. Ver. Evet, bunu basalım şimdi. Bir de 7 yapıyormuşuz. Şansımız dönüyormuş bir anda. Güzel, artı 4, ha gayret. Evet. Böyle bir emi alırsın abi. Böyle bir emi alırsın abi. Ha gayret. Hadi abicim. Hadi abicim benim. Ah yaktık. Ah kalbim. Acilen upgrade yapmayı bırakmalıyız. Acilen upgrade yapmayı bırakmalıyız. Evimiz ocağımız söndü. Anvil niye kapandı? Anvil niye kapandı? Ne oluyor? Artık evrenin bir mesajı mı bana? Bilmiyorum ama. Yani hiçbir şey geçiremeyen. Tövbe gerçi sabah ezik staff geçirdik. Ama o da çok yeterli olduğu söylenemez. Şimdi iki tane bu zımbırtıdan lazım. Hemen bankaya gidelim. Şöyle bir kontrol edelim. Yanlış bir şey satmayalım. Hadi geçersin be. Hadi geçersin artık. Kabak tadı vermeye başladık yani. Kabak tadı almaya başladık. 4 tane daha alalım abi. Şuradan paramızı edecek mi bilmiyorum ama. Güzel. Hadi bunu da geçir. Hadi geç. Hayda paramız yüktü. Allah'ım yardım et. Hepten düşünmeden basacağım bu sefer. Tamamen zihnimi boşaltarak. Şöyle basıyorum. Evet 6 oldu. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. O kadar hızlı ki anlatamam yani. O kadar hızlı, o kadar hızlı yani. O kadar hızlı. Bu da yandı. Evet, anladım abiciğim. Anladım abi. Bir şey yanlış yapıyoruz ama niye yanlış yapıyoruz? Bu kadar da olmaması gerek. Neyse param kaldı. Hayatınızı tehdit etmez. Evet. Başlıyoruz. Seri seri Cleaver basacağız. Evet. İşte heyecanlı kısmı burada. Şöyle scrollümüzü koyduk. İki adet bunu koyduk. Hadi oğlum. Hadi güldür yüzümüzü bu sefer. Abi bu da artı altı oldu. Şöyle şunu koyduk. Ortaya da bunu koyduk. Ne bileyim. Böyle bir şey yaptık. Hani bakarsın çalışır. Hadi bakalım. Çalışmadı. Çalışmadı maalesef. Çalışmıyor. Çalışmıyor yani. Yani sırf zevkine deniyorum. Bu kadar para harcıyorum. Tüm kastım paralar gidiyor. Görüldüğü gibi yandı mesela. Harika. Bunlarla kafayı bozdum. Evet, artı 6'yı yaktık gene. Yani bunu da yakalım madem de tam olsun. Yani bir insanın biraz şansı mı döner? Upgrade'de mi bozukluk var ben anlamadım. Yani evet bu da yandı. Bütün paralar gitti. Görüldüğü üzere. Nasıl olacak dayım işte ya? İşte yoktu. Ne dermişi bilmediniz daha. Adamı zorluğa koşturmadım. Havadan oldu dayı, havadan. Dedim havadan olur ya, nasip yok yani. Nasip yok. Nasip oldun. Karbanın yüzü ne zaman gülür ki amına koy. Karbanın yüzü gülür mü amına koy. Doğru diyorsun. Sen boş versene. Evet, uzunca bir bakımın ardından oyun açıldı ve oyuna girebildik. Zindanlarımıza artık girebileceğiz. Şöyle hard modumuzu seçelim. Dün bu arada level atladık. Güzel bir gelişme. Artık parti zindana bir level kaldı. Fakat dün kastığımız bütün paraları gene upgrade'de yedik. Maalesef yapacak bir şey yok. İlk dungeon'ı bitirdik. Hiçbir şey alamadık. Evet, ikinci zindanda bitti. %7,60 olduk. Bütün görevlerimiz gene esnatta. Şöyle görevleri biz üzerimize alalım. Evet, böyle ekranda Crystal Fortress etkinliği çıkıyor. Ben çok hazırlıklı değildim. Saatini tam bilmiyorum. Takip de etmiyorum. Tam 2'de çıkıyormuş. Tıkladık bakalım. Biraz geç tıklamış olabiliriz. Kutu veriyor diyorlar. Yani tam olarak ben deneyimlemediğim için bir şey diyemeyeceğim. Ve onların da
görüldüğü üzere. Bu kutu direkt inventory'ye gelmiyormuş. Ticaret üzerinden alıyormuşuz abi. Action House'a tıklıyoruz, ticarete tıkladıktan sonra. Bunu alıyoruz buradan. Al diyoruz. Inventory'ye o şekilde geliyor. Evet, kutuyu verdik şöyle. 4.5 gemimizi alalım. Güzel, hızlı ticaret. Hayırlı olsun. 1M800K. İkisini de alacağım, diğerini de alacağım bu şekil. Şöyle bunlarla beraber uzun bir süre asas olarak bakalım. Grave Guard slotu olur, diğer exp slotları olur. Orada oturabilecek miyiz? Çünkü okçu da çok yorucu olmaya başladı dediğim gibi. Böyle bir sistem deneyeceğiz. Şimdi görevleri yapmaya çalışıyoruz. Bakalım görevleri yapabilecek birilerini bulabilecek miyiz? Şimdilik okçu devam ama o sistemi bir deneyeceğim. Exp party bulma sistemini. Evet, bir arkadaş bana yardım edecekmiş. Sağ olsun, var olsun. Ve evet, sonucuyu da kestik. Bakalım yüzde kaç yapacak bizi. İlkini teslim ettik hemen hemen %15. İkinciyi teslim ettik %21. Üçüncüyü teslim ettik, görev materyali olanı %24. Ve %31 olduk. Evet, asas olarak XP başladık bu sefer de görüldüğü üzere. Çünkü çok manamız gidiyordu. Ben 6000-7000 tane mana yakmışımdır. Artık biraz da bizim ekonomi yapmamız gerekiyor. Yani skill dağılımını bu şekilde yaptım. Bu zaten PK'lık skill dağılımı değil. Bu exp kasarken mobluk skill dağılımı. Yani böyle en azından biraz daha rahat ederiz. Çünkü çok yoruldum. Okçuyla gerçekten zor oluyor. Nereye kadar? Evet, dün exp'e oturduk. Ve %61.41 olmuşuz. Ayrıyeten şöyle droplarımız var. Pek işe yarar bir şeyler yok burada. Bunların hepsini epeyce satılmalık şeyler. Şu hariç. Şu Allah'ın cezasını deneyeceğiz. Bakalım bizi gene masrafa mı sokacak. Yoksa bakalım. Yani 40 yılın başı artık yüzümüz mü gülecek? Göreceğiz. Biraz beklemek mi gerekiyor acaba? Hani böyle sakin sakin mi basmak gerekiyor? Sakin sakin bastık. Geri olmadı. Ve Polax çıkardık. Burada eşya listesinde fiyatlar çıkıyor. Böyle search kısmına bir yazalım. Neymiş abi itemimiz? Polax. Polax. Artı biri. Yani boşuna sevinmişiz. Oynamıyorum bu sefer, yakıyorum. Acaba oynasa mıydım diyorum. O yüzden mi yaktım diyorum. Ya Allah diyoruz. Basamadım. Ya Allah. Geçti. Evet, artı 6 yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. 63 level olabildik en sonunda. Grave Guard'da kasarak bayağı zorlayıcı oldu. Daha bunun 64 ve 65 level olan versiyonları var. Toplam bizden istenen exp 377 milyona yükselmiş durumda. 64'ten 65'e hiç düşünemiyorum bile açıkçası. Ama öncelik olarak bizim için Party Dungeon'ları açmak mühimdi. Party Dungeon'ları aç bulunmaktayız an itibariyle. $179,000 exp veriyor şu daha girişteki, başlangıçtaki olanlar. Bunu abi neye dalıyoruz biz? Ne yaşıyoruz şu an? Allah Allah. Şimdiden 0.59 olduk. Allah. Buradan böyle atlayamayız değil mi? Lan oğlum beni düşürmeyin ha. Allah. Takıldım yere bak. Ya siktir ya. Allah. Vah. Evet. Güzel exp geliyor bu arada. Evet, kutuları da kestik. Hemen hemen 1 milyon exp de buradan aldık.
Hadi biraderim. Böyle açıyı görelim de. Ben neredeyim? Allah. Allah'ıma şükürler olsun. Çıkabildik. Başardık. Geçmeyi başarabildik abi. Yani ilk tecrübe de bence fena değil. Bir milyon exp de buradan geldi. 474k veriyor. Boss'tan da heber evet. 1 milyona yakın bir exp aldık. Çok da vurmuyormuş ya o kadar. Korktuğum kadar da değil yani. Ve evet dungeon'ı bitirdik. Şöyle kutuya da bakıyoruz. %6 olduk bu arada. Maalesef bu 5'e yandı. Hadi oğlum. Bu da 5'e yandı. Güzel. 5'e yanıyor. 5'e yakıyoruz bugün. Tamam. Daha fazla kaşınmayalım. Evet sevgili izleyenler. Hala elimizdeki Corset Blade artı 6'yı satamadık. Şöyle pazarı bozuyorum. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bu aşamadan sonra yapılabilecek tek makul, mantıklı hareket ırk basmak olacaktır. Tabii vakti olmayanlar için söylüyorum bunu. Yoksa acelesi olmayanlar için hiç problem değil. Sola dungeon ve party dungeon'a girerek zaten yaklaşık 15 güne her gün düzenli yaparsanız 65 oluyorsunuz. Hadi bilemedin 20 gün olsun. Evet marketimize girdikten sonra şuraya Faction yazıyoruz. Bu şekilde yazılıyor gördüğünüz gibi. Şu görmüş olduğunuz Faction Change Scroll'ü satın alıyoruz. Satın aldıktan sonra şurada görmüş olduğunuz çanta kısmına tıklıyoruz. Seçilenleri oyuna gönder diyoruz. Inventory'mize gelmiş bulunmakta görüldüğü üzere. Üstümüzdeki ne var ne yok her şeyi çıkarmamız gerekiyor. Inventory'de olacak her şey. Hemen Anvil bölgesinin yani dümdüz geldiğimiz zaman Rise Master'a ulaşıyoruz burada. Şöyle her şeyimizi çıkartıyoruz. Bir de klanda olmamamız gerekiyor. Bunu da dipnot olarak ekleyip üstümüzü başımızı her şeyimizi çıkardık. Artık ırk basmaya hazırız. NPC'ye geldikten sonra sağ tık yapıyoruz. Karakter bilgisi değiştir diyoruz. Burada zaten görüyorsunuz. Faction Change yazıyor. Doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum ama buna tıklıyorsunuz. Evet görüldüğü üzere şu an bende 3 adet char var hesabımda. DC olduk. Son işlemi yaptıktan sonra oyunu başlat diyelim. Artık gördüğünüz üzere Karusuz. Şöyle eşyalarımızı giyelim hızlı bir şekilde. Bakalım Karus'ta nasıl duruyoruz bu levelde. Hiç fena durmuyor bence. Detay olarak keşke şu dişleri yapmasalarmış. Neyse buralara değinir miyim bilmiyorum. Evet şu an bizim görevlerimizin sıfırlanmış olması gerekiyor. Görev günlüğüne giriyoruz. Bakıyoruz. Mevcut liste görüldüğü gibi 25 levelden itibaren alayı duruyor. Bu görevlerle beraber zaten rahat rahat 64 level olacağız. 64 görevlerini de yapacağız. Artık kalan XP'de bir şekilde dungeon, solo dungeon, party dungeonlar olmak üzere tamamlamaya çalışacağız. Mümkün olduğunca seri tamamlama taraftarıyım. Bu görevleri tamamlarken tekrardan sizlere göstermeme gerek yok. Evet 64 level olduk gördüğünüz gibi. %16.19'uz daha mevcut görevlerimiz var. Günün ilk solo dungeon'ına giriyoruz. Ve evet ilk dungeon'ımızı bitirdik. Bu arada gördüğünüz gibi otomatik aldı kutuyu. Şöyle peri aldık. Biraz pahalı bir şey. Magical Looter olarak geçiyor. Dün görevleri yaparken ve bugün de görevleri yapacağız. Ve dungeon'larda özellikle fayda sağlasın diye aldım. Evet maalesef bir şey çıkaramadık. İkinci solo dungeon'ımızdan. Evet, Party Dungeon'ımızı bitirdik. Yine bir şey çıkartamadık ama en azından %23 olduk. Ve evet, kesme görevimizi bitirdik. Bir de bunun materyal görevi var. Fazladan varmış arkadaşlar da. Son bir kaldı bir arkadaşım, bir tane eksik. Parti kurarak bu görevin de üstesinden geldik. Bu da 64 level görevi bu arada. Görevimizi teslim edelim hemen. Şöyle bir de burun halkası istiyor bizden. 2 adet isteyelim. Eyvallah. Halkayı da aldık. Şöyle yer değiştiriyoruz hemen. Zınk. Evet görevimiz tamam. Bunu da teslim ettikten sonra %34 oldu. Ben buraya. Ağabey.
Mission failed. We'll get him next time. Az önce buranın BDV etkinliği olan kristal etkinliğine girdik. Maalesef kaybettik. Ondan da Wooden Chest çıktı. Gittik Wooden Chest'i kırdık. Ondan da pot attı. Yani şundan bir adet attı yani. En azından şöyle hatırı sayılır bir şey atsaydı diyorum ama maalesef. Her neyse biz bu ırk bastıktan sonra görevleri yaparken şöyle bir krisis çıkardık. Bunlar zaten daha önceden bankadan vardı. Şu scroll'lar falan hep görevlerden geldi. Biraz bankayı boşalttım. NPC'ye satılacak olanları sattım. Şu an 16,5 en paramız var. Bunları da bir denemek istiyorum açıkçası. Şöyle scroll'lerle hazır scroll'ümüz varken bir deneyeyim diyorum mesela. Şundan başlayalım, bu fire olduğu için bunun artı 7'si bir 2M falan ediyor. Şimdi bu yapabildiğimiz kadar görevi yapacağız. Bu arada artı 6'ya yaktık. Geri kalanında mecbur XP oturacağız ki vakit kaybı olmasın. Oldu. Bu arada bu oyunda upgrade bizi mahvetti ya. Vallahi mahvetti. Şu an belki 50M param vardı. Bu arada artı 6 yaptık, gayet güzel. Şimdi kritik bir dönemeçe giriyoruz. Hadi hadi. Ah yaktık. Ah. Yani benim de düşüncem buydu zaten. Onun akabinde hemen böyle bunları da yolladık buraya. Ya Allah, hadi bakalım. Ver abi. Ver abi. Ver. Ver. Hadi lan. Allah kahretmesin. Yok abi, basamayacağız. Artı 7'ye basamıyoruz maalesef ki. Şundan devam edelim. Hadi 6. Maalesef bunu da 6'ya yaktık. Daha fazla macera aramıyoruz kendimize. Satabileceğimiz 2 adet item'ımız var. Hatta onun da fiyatına bakayım. Neydi bu? Corset Blade. Evet, en düşük artı 6 10,5M pazarda. Bakıyoruz 24M. Ben bunu 22M'e saralım. Yani görüldüğü gibi. Evet dostlar, Graveguard slotunda uzun uğraşlar sonucunda %80.44'e ulaşabildik. Şöyle 350 milyon XP kasmışız. Yaklaşık işte 86 milyon civarı bir XP'miz kaldı açıkçası. Şöyle üzerimizi gösterelim. 22M, hemen hemen 23M paramız oldu. Graveguard slotunda asas olarak dönüyoruz. Daha rahat oluyor. Şöyle de droplarımız var. Çok elle tutulur bir droplarımız mevcut değil. Şöyle görüldüğü üzere şu. Evet, ilk dungeon'ımız tamam. Herhangi bir şey çıkaramadık. Evet, bu dungeon'da tamam. Evet, şu Dread Servant'ların kayıp gözleri var Lost Day'e. Görev itemlerini satanlar var fakat tanesini 650K'dan vesaire satıyorlar. Yani 10 tanesi 6,5M yapıyor. Bu yaklaşık 14 milyon XP veriyor. Bu bizi bayağı bir öne taşır. Acaba 6,5 hatta şu görevi de yapabilseydik, bu kadar zor bir görev olmasaydı, 90 level bir mob olmasaydı, yani şu an bizi materyaliyle beraber 400 milyon yapıyormuş. Geriye 36 milyon kalıyormuş. 20 milyon zaten dungeon'dan, parti dungeon'dan alacağımıza göre 16 milyon gibi bir XP kalırdı. Yani gelsek bir selamünaleyküm Graveguard'da yaklaşık 1 saat içerisinde 65. Rahat. F'ye basıyoruz. Şaşırtmıyor gene, bir güzelliği olmadı bize maalesef. %87.44 olduk. Vixen çıkarmış. En azından yani bize ilaç olur şimdi şöyle bir şey çıksa. Dostlar, slotta %99.98'iz şu an. Tarihi bir ana hazır mıyız? 99.99. Ve sonunda 65 olduk. Şöyle arkadaşlarımıza da yazalım. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Elinize sağlık diyelim. Oyun genel deneyim bakımında X kasma haricinde keyifli. Özellikle parti dungeon'ı çok sevdim. İnanılmaz güzel bir tasarım olmuş. İnanılmaz güzel bir etkinlik olmuş. Fakat dediğim gibi geniyenin olmaması, efendime söyleyeyim, çalışan insanların, yoğun çalışan insanların, oyuna fazla vakit ayıramayan insanların oyunu oynamamasına sebep olabilir açıkçası. Çünkü baktığımızda parti dungeon'a girebilmek için bile 63 level olmak gerekiyor. 63 level olmak da hiç kolay değil. Yani bakıldığında. Zaten mesela 63 level olmak. 63 level olduktan sonra 65 level %100'e kadar solo dungeon'lar ve parti dungeon'la beraber 65 olunabiliyor 10 gün gibi bir sürede. Yani ortalama diyelim en azından. Fakat dediğim gibi yoğun çalışan dostlarımız yeniye olmadan 65 seviyeye ulaşmaları çok uzun sürer. Yani buradan oyun yönetimine benim tavsiyem, naçizane fikrim, geniyenin kesinlikle gelmesi gerekiyor. Görevler çok az, görevlerin biraz artırılması gerekiyor. İnsanların bir araya gelip tanışabilmeleri için. Onun dışında ufak tefek tabii sıkıntılar mevcut oyun yeni olduğu için. Bu sıkıntılar giderilmeyecek sıkıntılar değil. Oyunun önü açık açıkçası. Yani oyunun önü açık. Bu oyun üstüne düşülür, tam gaz böyle çalışmaya devam edilirse gerçekten güzel bir MMORPG
potansiyeli taşıyor. Bu bir gerçek. Bunu kabul edelim. Ama tabii bazı noktalarda yanlış yapılıyor. Onu da söylemek durumundayım. Yaşadıklarımız ortada. Yeni başlayacak olanlara bir tavsiyem varsa kesinlikle premium çeksinler. 100 lira gibi bir şey zaten. Premium fazla exp getirmiyor ama fayda sağlar sizlere. Gold bonusu var vesaire var. İşte bir haftalık pet veriyor. Yani bunun gibi avantajları var. Tek çeşit premium var zaten. Görüldüğü gibi. Evet, sizler için büyük bir özveriyle 15 gün boyunca 1 levelden 65 levele nasıl gelinir? Bu aşamaları, görevleri, kendi tecrübelerimi elimden geldiğince aktardım. Umarım sizlerin işine yarar. Emeğimin karşılığında da bir beğeniyi ve abone olmayı bana çok görmezseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.